Sebebinde merhaba arkadaşlar, ben pro fakir, proyum, pro fakirim. Eskiden adım fakirdi, evet. Ondan sonra fakirliğimin yanına bir de pro ekledim ve pro fakir oldum. Evet, çok garip. Evet arkadaşlar, fakir evime bakın. Karşıya zengin ev yaptı arkadaşlar. Bakın çok güzel, suyun üstünde evi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere, çok güzel. Benim de evim böyle arkadaşlar. Benim de evim çok güzel. Hem çift kapılı, bakın arkadaşlar, istersem üst kapıyı da kapatmayabiliyorum. Hiçbir hayvan giremiyor. Şöyle şimdi uyuyalım arkadaşlar. Sabah zenginin yanına gidip iş imkanı isteyeceğim arkadaşlar. Bana iş versin, ben de zengin olayım. Evet, şimdi arkadaşlar hemen zenginin yanına gideyim. Bana iş verin umarım arkadaşlar, şöyle. Nasıl olsa artık komşu olduk zenginin, değil mi? Şöyle gideyim de bana umarım iş verirsin zengin. Evet, şurayı kapatayım. Şurayı da kapatayım. Evet, şöyle geleyim arkadaşlar da şu tekneye binmem yasak acaba, değil mi? Şöyle ben yüzerek gidebilirim ya, olsun, biraz ıslanalım. Hem biraz banyo yapmaktan kurtulmuş olurum. Şimdi fakir fakir nereden banyo yapayım arkadaşlar? Şöyle gideyim, şöyle yüzerek. Güzel de balıklar varmış, balık da avlarım. Selamun aleyküm. Merhaba gençler, iyi işler. Ne dedin? Merhaba dedim. Ne? Merhaba dedim, merhaba. Ne dedin? Merhaba dedim, merhaba. Niye geldin? İş isteyecektim patronunuzdan. Ben de güvenlik olabilirim. Ben de güvenlik olabilirim, iş isteyecektim. Ya ikiniz aynı şeyi deyip durmayın, ben de geldim diyorum. He, iyi, patron yok. Nereye gitti patron? Patron gitti. Lan ikiniz aynı şeyi söylemeyin diyorum, biriniz konuşun. Sana mı soracağız be? Sana mı soracağız be? Ya biriniz söyleyin. Neyse tamam hadi. Patron, vurma be, vurma vurma vurma. Canım yok zaten. Neye geldin? Patronumuz gitti. Tamam. O zaman patronun yanına girebilir miyim şimdi? Yani patronu bekleyebilir miyim içeride? Hayır, o senin gibi pis fakirlere iş vermez. Ya canım, benim adım pro fakir, yani ben pis fakir değilim ki. Olsun, yine de fakirsin. Evet, fakir olabilirim ama ben çok iyi maden kazıyorum. Tamam, biz bunu patrona diyelim. Tamam, patrona deyin ama vurma be kardeş, vurma be. Patrona deyin, ben ne zaman geleyim o zaman? Tamam, senin randevunu yazdık. Tamam, senin randevunu yazdık. Tamam, ikiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Hanginiz yazdınız? Ben yazdım. Arkadaşlar, bunların ikisi de kafayı yemiş galiba ya. Görüyor musunuz? İkisi de aynı şeyi diyor arkadaşlar. Neyse, bu güvenlikte hiç güvenli değil arkadaşlar ya. Keşke ben güvenlik olsam, var ya, akşama kadar ayakta duruyorsun ama çok iyi. Neyse, şöyle evime gideyim de biraz evimde uyuyayım, dinleneyim. Nasıl olsa yarın sabaha giderim oraya ya. Umarım fakir, umarım zengin abi bana iş verir ya. Evet arkadaşlar, şöyle bakın evime. Çok süper evim var arkadaşlar. Şuna bakın, çift kapılı. İstersem bir kapısını örtmüyorum. Neyse, şimdi dinleneyim biraz arkadaşlar. Sabah olunca giderim. Ne? Kim o? Arkadaşlar, biri gelmiş galiba. Ne oluyor? Ne oluyor? Kim kapıya vuruyor? Kapı da yok ki zaten. Sen kimsin? Ben karşıdan geliyorum. He, tam da ben uyanınca gelecektim. Hayır, yok, iş için değil. Patron seni sevmedi, pro fakir. Neden ki, ben ne yaptım ki? Patronun da bile yüzünü görmedim. Olsun, o senin evini beğenmedi. Sen zaten fakirsin ya. Neden ki, ben ne yaptım patronunla? Neyi var evimin ki? Çok güzel ev. Yok yok, beğenmedi işte, seni sevmiyor. Ne alaka kardeş? Hayırdır birader, kardeş filan, ayağımın altına alırım. Sen kimsin lan, beni ayağının altına alıyorsun? Nasıl patlatacaksınız? Ben bu evi yaparken zaten belediyeden izin aldım. Sizin patlatırsanız belediyeye gider, sizi şikayet ederim. Evet arkadaşlar, gördünüz mü ya? Bir de zengin bana adam göndermiş. Evimi buradan kaldırmamı istemiş ama ben belediyeden izin aldım arkadaşlar ya. Allah'ım ya, ben kimseye zararım yok, bir şeyim yok, benim evimi buradan kaldırmak istiyorlar ya. Ben bunu bir